Selamlar dostlarım. Bu videoda sadece borsayı konuşacağız ve çok kısa bir video olacak. Ne düşündüğümü, yaşananları kısa bir şekilde size ifade etmeye çalışacağım. Çok da uzatmayalım sözü. da söyleyeceğimi en başta söyleyeyim ve onun üzerine inşa edelim görüşlerimizi. Paran varsa kazanmak için her zaman fırsat vardır. Ama içeride yakalanırsan zarar çıkartmakla uğraşırsın. Bir kere bu bir. Bu endeksin yükselişi bugün de yine yapı kredi haberiyle e, oldu ve bankacılık endeksini yüzde altı buçuk yukarı taşıdılar. Uzun süredir bankacılık endeksiyle yukarı gidiyor. Dün Twitter'da da paylaştım. FK'lar geçen senenin Mayıs'ına göre neredeyse üçe katlamış durumda. Burada balon şişlikçe şişiyor. Birilerinin canını fena yakacaklar. 2 sene öncesinde önce bir Eylül günü bankacılık endeksinde ve sonrasında yaşananları kimse aklından çıkartmasın. Bunları korkutmak için söylemiyorum. Para kaybetmeyin diye söylüyorum. Çünkü birazdan her zaman anlattığımız o felsefemize uygun yatırımcı bakış açısını nasıl oluşturabiliriz ve nasıl yatırım yapmalıyız onu anlatacağım zaten. Dolayısıyla bir süre daha endeksi taşıyabilirler. Hiç önemli değil. Ama dikkat edin endeks rekorlar kırıyor ve endeksin yarısı ekside bu çok ilginç bir şey. Böyle rally olmaz. Artı yan tahtalar sürünmeye devam ediyor. Endeksin rekorlar kırdığı yerde 8-9 öncesinin zirvesini görememiş çok önemli BIST 30 şirketleri bile var. Onu da ifade edelim. Dolayısıyla burada birilerinin canı fena yanabilir. O yüzden çok dikkat edin. Balon şiştikçe şu özellikle bankacılık endeksinde. Ve genele yayılan bir şey yok, bir hareket yok maalesef. Hisse bazlı hareketler var. Holdingleri vesaireyi de devreye sokuyorlar. Özellikle bugünkü haberle birlikte bankacılık endeksi bunun yanında Koç Holding, Sabancı Holding vesaire gibi şirketleri bazı holdingleri de devreye soktular. Ama sıkıntı bence bu sağlıklı bir ilerleyiş değil. Hep söylediğimiz gibi trendin içinde olabilirsin ama kendini güvende tutarak olmalısın. Bu bence e, akıllardan çıkmaması gereken önemli bir husus. Felsefemiz her zaman şu. Daha önce de söyledik. Çok basit. Doğru şirketlerde yatırımcı ol. Alternatif varlıkların mutlaka olsun ve çeşitlilik sağla. Bu varlıkların içinde de mutlaka nakdin olsun. Sonra da sabırlı ol. Hayal satanlara değil, gerçeklere odaklan. Olanları bir görmeye çalış. Ve e, bu sayede hem yatırım yapmış olursun, hem de kendini korumuş olursun, güvenle ilerlemiş olursun. Bu anlattıklarım bir takım manipülatörlerin işine gelmez. Girip burada da saldırabilirler ama ben şunu hep söylüyorum. Bu ülkede insanlar kolay kazanmıyor. Bireysel yatırımcının duygularıyla oynanıyor enflasyondan kendini korumak için yol arıyor sürekli bireysel yatırımcı ve bu duyguyu manipüle edecek bir sürü insan var piyasada. Ben de diyorum ki kolay kazanmadığını kolay kaybetme. Doğru yatırım yap. Evet pozisyonların olsun ama doğru şirketlerde olsun. Fakat alternatif varlıklarında olsun. Bir ayağı bu işin riskli. Sakat ilerliyor yani. Onu ifade edelim. Akıllardan çıkmasın. Bu yaklaşımı negatif bulanlar olabilir ama uzun süredir söylüyorum. Şirket Doğru şirketlerde BIST 30'da özellikle olursan bir miktar parayla sıkıntı yaşamazsın ama mutlaka alternatifin olsun demiştik. Başta söylediğimi tekrar ederek yayını bitireyim ve ondan sonraki süreçte sizler de kendi kararlarınızı, tercihlerinizi tabii ki vereceksiniz. Tekrar söylüyorum. Piyasada fırsat bitmez. Paran varsa her zaman fırsatın olur para kazanmak için. Ama içeride yakalanırsan, zararda bekleyecek bir yapı oluşturursan kendine, stres altında sürekli zarar çıkartmakla uğraşırsın. Bence buralara dikkat etmekte fayda var. Umuyorum anlattıklarım sizlere fayda sağlıyordur. Buradaki temel amacımız doğru yatırımcı perspektifi oluşturup sizlere katkı sağlayabilmek. Abone olursanız, beğenirseniz ve yorum yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. E, sosyal medyada da Twitter ve Instagram'da Emresir'in 82 hesabını takip ederek benim güncel anlık paylaşımlarıma da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.